Günün konusunu veriyorum. Arkadaşlar, AMD'de şöyle bir olay var. İşlemcilerde güvenlik açıkları, bilmem neler falan fıstıklar oluyor. Nasıl oluyor? Ve üreticiler bu konuyla ilgili neler yapıyorlar? Nasıl engelliyorlar? Nasıl çözüyorlar bu işi diye? Merak ettim abi. Biraz araştırma yapmaya karar verdim ve AMD'nin yeni çıkan mimarilerinde bir takım güvenlik önlemleri var. Bugün size AMD'nin neden yeni çıkan teknolojilerde daha iyi olduğunu ve bu yeni çıkan güvenlik önlemleri sayesinde insanların sistemlerini güvenli hale getirmek konusunda ne gibi adımlar attıklarından bahsedeceğim. İlk mevzumuz Ryzen ve bu arkadaşın hayatımıza kattığı şeyler. Şimdi AMD geçtiğimiz aylarda bir white paper, bir açıklama dokümanı yayınladı. Tamam mı dostlar? Bu açıklama dokümanında dedi ki işte biz yepyeni bir güvenlik algısı getirtiyoruz sistemimize. Evden çalışmaya yönelik sistemlerde değişik güvenlik önlemleri getiriyoruz. Şimdi çok fazla insan evden uzaktan çalışıyor. O yüzden birçok IT'nin dijitalleşme konusunda alması gereken adımlar, yapması gereken işlerin sayısı bayağı arttı dendi. AMD Zen'in diyor bir takım donanım bazlı güvenlik avantajları var diyor. Nedir bunlar diyor. Mesela hani normal yazılımsal güvenlik önemliyken diyor platform açıklıklarından kaynaklı exploitlerle, zararlarla bunlar bypass edilebilir diyor. O yüzden diyor biz diyor hardware yani donanım tabanlı güvenlik bakış açısını getirdik diyor. Biz diyor derinlemesine bir güvenlik anlayışıyla yaklaşıyoruz ve bu işi yaparken de diyor Zen ve Zen 2 mimarilerinde güvenliği ön plana aldık diyor. Şu anda diyor donanımsal güven zinciri diye bir kavram ortaya çıkardık diyor. Hardware güvenlik işlemcileriyle birlikte gelir AMD silikon mimarileri diyor. Bu diyor güven esasını kontrol etmekten sorumludur. Bu olay şunu yapıyor arkadaşlar. Mesela normal şartlarda biz pinle veya bir şeyle makineye girdiğimiz zaman örneğin bir makineyi açıyorsunuz. Açarken bir parola girmeniz gerekiyor. Ondan sonra Windows'a giriyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarın içerisinde işletim sistemi var. Bilmem ne var. Zart var. Zurt var. Makineyi de sleep modda bıraktınız. Ya da işte hibernate ettiniz. Arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. O sırada makinenin ön belleğinde duran veya makine çalışır durumda. Makine çalındı veya gitti adam diskini söktü veya makineye direkt erişim sağladı bir şekilde. Makineyi hiç kapatmadan aldı götürdü. Makinenin hafızasında arkadaşlar RAM'inde makinenin diskini enkript eden yani şifreleyen anahtarların kendisi bulunur. Hayda. Yani makinenin anahtarı nasıl açılacağına yazan anahtar bellekte duruyor. Onun için ona çalışır haldeyken sahip olan bir adam o datayı dump edip anahtarı alıp ondan sonra da hard diski açabilir. AMD diyor ki yaptırtmam. Ben diyor hafızayı diyor şifreliyorum diyor. Şifrelediğim için diyor hafızadan da o bilgiyi alamıyorsun artık diyor. Yeni yaptım bunu diyor. Yaptırtmam diyor AMD. İzin vermem. Ben kullanıcılar mı varım? Vermem diyor. Bir de şunu yapıyor. Donanıma güven esasını sağlayan bir işlemci var dedim ya AMD'lerde içeride. En büyük problemlerden bir tanesi sevgili dostlar. Firmware'lar yani BIOS mesela şey geliyor size. Arkadaşlar şimdi size yeni bir tane BIOS update'i vereceğim. Eğer AMD ve Intel makinalarınız varsa bu BIOS update'ini çekin. Ekran kartlarınız süper çalışacak. Olağanüstü olacak. Müthiş bir firmware geliyor. Yeni bir firmware. Şiddetle tavsiye ediyorum. Süper. Ben bir YouTuber olarak çok seviyorum. Ya açıklamaya da bırakıyorum. Gidin oradan indirin. Siz indiriyorsunuz arkadaşlar. İçinde zararlı var. Makine zombi oluyor. Disklerinizin anahtarlarını alıyorum. Şifreleme anahtarlarını. Ondan sonra makinenizi istediğim gibi, istediğim şekilde açıldığı andan itibaren daha işletim sistemi yüklenmeden önce persistent makinenizi ele geçiriyorum. Tamam mı? Müthiş ya. Müthiş. Ekran kartınızın son güncellemesi driverlarını ben getirdim arkadaşlar. Buyurun yüklüyorum. Mutlaka indirin. Gittim Nvidia'dan 5000 dolar es aldım. Benim için mükemmel bir anlaşma yaptım ve sizin için çok özel bir driver yaptırdım. Mutlaka indiriyorsunuz. Açıklamaya bırakıyorum. Kaydır indir. Ondan sonra indir. Makine gitti. Mesela böyle bir durum var. AMD ne diyor? Yaptırtmam. Firmware yükletmem. Hayır diyor. OEM BIOS'ları yüklettirtmiyorum. İzin vermiyorum diyor. Trust diyor. Zincir şeklinde diyor. Platform üzerinde yer alır diyor. Hiçbir şekilde de diyor. Öyle kafanıza göre firmware'lar indiremiyorsunuz diyor. Demin anlattığım memory guard hikayesi. Böylece makinenin memorisine erişsen bile key'leri alamıyorsun. Onu sağlıyor. Bunların hepsi bir arada çalışan Ryzen 2 mimarisi. Adam diyor ki senin datan burada baba. Onun üstünde AMD mimarisi çalışıyor. Üstünde secure prosesör var. Memory guard var. Ondan sonra bilgisayarının bileşenleri ve Windows 10 geliyor. Windows 10 gitti diyelim. Hadi diyelim ben
manufacturer'da 40 çıktı hani diyoruz ya. Huawei sizin her şeyinizi dinliyor. Lenovo'dan bilmem neler çalınıyor. Dell şunu yaptı bunu yaptı. Bilmem ne. Sayıyoruz ya böyle bir sürü bir şey. İşte bunların hepsi gitse bile diyor adam. Ben diyor anakart üzerinde diyor senin datana giden yerin ortasında duruyorum. Benim üstümden geçmek zorunda. İşlemci lan bu. Elinde sonunda benim üstümden geçecek bu emir diyor. Ben burada durduruyorum abi diyor. Bunun Intel versiyonu da olabilir. Bilmiyorum. AMD kısmını gördüm. Hoşuma gitti. Son kullanıcı için olan kısmını gördüm, beğendim. Şimdi Intel tarafında, server tarafında falan bir sürü benzerlerimiz var. Onlardan söz etmiyorum. Onlar var zaten. Bayağıdır var. Evimde AMD Ryzen'li bir laptop kullanırken de çalınmasını dert etmek istemiyorum abi. Çok güzel hareketler bunlar. Ben çok beğendim şahsen sevgili dostlar. OS tarafında geldiğiniz zaman da şöyle bir şey var arkadaşlar. Adam şunu yapmış. Son olarak da şunu söyleyeyim bu konuyu toparlarken. Virtual makine çalıştırıyorsunuz, sanal makine çalıştırıyorsunuz ve bana diyorsunuz ya. Abi bu makine benim ana makineme ulaşır mı? Hani sanal makineden virüs benim ana makineme bulaşır mı? Diyorsunuz değil mi? O olaydı arkadaşlar. Bu adamın VBS diye bir teknolojisi var. AMD VV GIMET diye bir teknolojisi var. Adam o sanal makinenin çalıştığı memory kısmını güvenli hale getiriyor. Böylelikle sanal makineden ana makineye ve ana makineden sanal makineye geçişi engelliyor. Bunu aynı şekilde DMA remapping ile beraber Microsoft ile beraber de yapıyor. Yani operating sistem tarafında da engelliyor. Böylece işlemci tarafında o izolasyonu sağlamış oluyorsunuz. Direkt olarak memory'nin geçişini engellemiş oluyor. Bu çok güzel bir teknoloji mesela. Bayağı beğendim. AMD VI teknolojisiyle beraber DMA remapping ile bu arkadaş alt tarafa geçişi engelliyor. Böylelikle sizin virtual makinalarınızın da RAM'le üzerinden ana makineye geçişinizi ve Windows 10'a zarar vermenizi engelliyor arkadaş. Ben çok beğendim. Yeni şeyler çıkarmışlar. Ha bu nerede işinize yarayacak derseniz birkaç hikaye anlatabilirim size. Mesela şurada işinize yarar sevgili dostlar. Ürün çalınırsa en çok kullandığımız olaylardan bir tanesi TPM diye bir olay var. Makinenin içerisindeki diski enkriptliyorsunuz. Ondan sonra makine çalınsa bile eğer kapalıysa makine, makineyi açıyorsunuz. İçindeki diski söküp götürseniz bile TPM ile enkript ettiğiniz için o diskin içerisindeki verilere ulaşamıyorsunuz. Çok güzel. Şimdi makine çalışırken giderse peki? Ha TPM o zaman işe yaramıyor çünkü makine açıldığı andan itibaren şifrelenme devre dışı. İşte buradaki özellikler o anda bile makinenin korunmaya devam etmesini sağlıyor. Yani makineyi söküp diğer tarafa götürdüğün zaman hard diskini onun içerisindeki bilgileri almanı engelliyor, korumanı sağlıyor. Bu açıdan keyifli. Onun dışında başka nerede işlemci güvenliği aklınıza gelecek birçok yerde işinize yarayabilir işlemcinin güvenliği de bugünlerde olmasa bile gelecekte daha çok işimize yarayacak. Çünkü saldırıların sofistike olması mesela artık anakartın üzerindeki firmware'lar üzerinden veri aktarımı, veri çalınması olayı falan çok popüler olduğu için oradaki mevzuda da dikkat etmek gerekiyor. Bunların hepsiyle ilgili AMD sağ olsun oturmuş bir takım çalışmalar yapmış. Bence de güzel yapmış. Benim şahsen hoşuma gitti. Siz de işlemcinizi alırken değerlendirmeniz lazım. Nihayetinde burası bir siber güvenlik kanalı ve burada da olayları siber güvenlik perspektifinden değerlendiriyoruz. Siz de buna göre değerlendirir aklınıza gelebilen bir takım sorular vesaireler olursa yayına gelirsiniz ya da bizle beraber konuşursunuz vesaire. Her zaman bekleriz efendim. Yazarsınız aşağı sağa sola çete. Her zaman konuşuruz. Bekleriz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kaçar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.